şüphesiz dünyanın en ünlü tablosu. Ve tamamen plastikten. Bu malzemelerle çalışmayı çok seviyorum. Eserlerimdeki renkler ve şekillerle ilgileniyorum. Ayrıca bu işte çok fazla uğraşıyorsunuz çünkü hep yeni bir şeyler buluyorsunuz. Sayılamayacak kadar fazla malzemeyle yeniden oluşturulmuş ünlü fotoğraflar ve sanat eserleri. Her defasında Batı dünyasında neleri çöpe attığımızın ve bit pazarlarında neler bulunabildiğini şokunu yaşıyorum. Etraf içinde bulduğumuz gereksiz yığınlarla dolu. İngiltere'nin güneyindeki Exeter kentindeki bit pazarları onun için define gibi. Buralarda geri dönüşüm sanatı için malzemeler buluyor. Hemen her şeye ihtiyacı var. Düğme, plastik inciler, deniz kabukları, takılar ve her şeyden önce her renk ve şekillerde plastik oyuncaklar. Kullandığı her bir malzeme olduğu gibi kalıyor, boyanmıyor ya da kesilmiyor. Şu sıralar Prens William ve Kate'in bir fotoğrafı üzerinde çalışıyorum. Ve bunu Kate'in saçı için kullanabilirim. Ama kesmeyeceğim. Kesersem inciler etrafa dağılabilir. Bunlar plastikten, bunlarsa camdan oldukları için çok ağırlar. Bu nedenle iyi yapışacaklarını biliyorum. Ve renkleri çok güzel olduğundan sanırım bunları alacağım. Jane Perkins her bir resmi için binlerce küçük parçaya ihtiyaç duyuyor. Bit pazarlarında bulamadıklarını arkadaşlara hediye ediyor. Sadece oğullarının oyuncakları onun için tabu. Eserlerini evindeki küçük çalışma odasında yapıyor. Hemşire olan Perkins sanatla geç tanışmış. 2003 yılında üniversiteye başlayan Perkins, tezini yazdığı sıralar geri dönüşüm sanatıyla tanışıp sıcak yapıştırıcıyla portreler yapmaya başlamış. Neden kendi motifleri yerine tanıdık fotoğrafları taslak olarak kullandığı kendisine en sık sorulan sorulardan. Sadece motif tanıdık olduğunda işe yarıyor. Burada önemli olan tanıdık bir çalışmayı tanımadık bir tarzda sunmak. Birazcık da mizahla da eserlerimin insanları gülümsetmesini ve mutlu etmesini istiyorum. Eğer tanınmadık bir motif olsaydı, mizah etkisi de olmazdı. Perkins'in eserlerinin temsilciliğini Londra'da bir galeri yapıyor. Eserleri New York, Meksika ve Singapur'da satılmakta. Plastik portreleri 2500 ila 3000 euro arasında. Eserleri erişilebilir sanat olduğundan büyük talep görüyor. Kimi insanlar eserlere bakıp ne anlayabileceklerini bilmiyorlar. Jane'in eserlerinde ise motif hemen belli. Çünkü bir dergi ya da tarih kitabında daha önce görmüş oluyorsunuz. Bu da insanlara eserle yakınlaşma şansı tanıyor. Bu da sanatı daha geniş bir kitleye ulaştırıyor. Jane Perkins'in eserleri derin bir anlama sahip olmasa da seçtiği her bir malzemeyle motiflerine yorum katıyor. Bitmiş her resimde kullanılan malzemenin kendi içinde bir hikayesi var. Ve kimi zaman resmin bütünü ayrıntıda yeniden anlam kazanıyor. Bir portreyi tam da konuyla ilgili malzemelerle yapmak çok güzel olurdu. Ancak şüphesiz yeteri kadar malzeme bulmak için hayatım boyunca beklemem gerekecektir. Michael Jackson portrelerinde Songs of Innocence ve Songs of Experience'da yaşlı Michael Jackson'da kasvetli doğadan malzemeler kullandım. Silahlar, kafatasları, iskeletler. Genç Michael Jackson'da ise daha ziyade oyuncaklar kullandım. Perkins aynı anda iki ya da üç eser üzerinde çalışıyor. William ve Kate'in portresine ne kadar zaman harcadığını bilmek bile istemiyor. Bu çalışmayı neredeyse bitirmek üzereyim. Sadece şimdi biraz temizlemek zorundayım. Yapıştırıcı tabancası bu tüyleri bırakıyor ve selüloz ve boyadan bir kolajla arka planı bitirmem lazım. Ve ondan sonra tamamen bitmiş olacak. Kate ve William'ın öpüştükleri o an, böylelikle plastikle ölümsüzleşmiş oluyor.